Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen Türkiye'de iki kararname daha yayınlandı. 928 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. 60 kişiye ise göreve dönüş yolu açıldı. Göreve döndürülenlerden biri de AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin kızı Betül Gökay Samani oldu. Yeni KHK ile MİT Müsteşarı'na koruma kalkanı getirildi. MİT Müsteşarı'nın tanıklığı Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlandı. Ayrıca milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabileceği de KHK'da yer aldı.